Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ali. Bugün not kurulumu için bize gerekli olan konta abuda hesap açma ve nasıl sonucu kurulur bunları anlatacağım. Hadi hemen videoya geçelim. Bildiğiniz gibi şu ana kadar kurulan notlarda ücretsiz sunucular kullandık. Ancak bunlar bizi bir yere kadar götürebilir. Hem hesap açma hem de bazı notlarda ücretsiz sunucuların sistem özelliklerini karşılayamamasından dolayı bizim bir şekilde ücretli bir sunucuya ihtiyacımız olacak. Ve şu an piyasada hem fiyat hem de performans açısından baktığımızda en iyi diyebileceğimiz sunuculardan biri olan Contabo'yu kuracağız. Kurulum aşamaları oldukça basit. Hemen başlayalım. İlk olarak açıklamalar kısmında da linkini bulabileceğiniz Contabo'nun web sitesine gidelim. Web sitesine girdikten sonra sağ tarafta Signa butonu var. Signa'ya basalım. Karşımızda şöyle bir register ekranı çıkacak. Burada ilk olarak mail adresi ardından da bir şifre girmemiz gerekiyor. Mail adresi ve şifreyi de girdikten sonra next diyerek bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Mail ve şifre girdikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Buradan adres bilgilerimizi girmemizi istiyor. Burada dikkat etmeniz gereken kısım burada Türkçe karakter kullanmayın. Yani işte küçük ı gibi veya işte büyük i gibi harfleri kullanmayın. Ardından da bu telefon numarası yazdığımız zaman buraya normal direkt telefon numaramızı yazmayalım. Başına bir artı 90 ekleyelim. Artı 90'dan sonra işte numaramız neyse bunu yazıp aşağıdaki kutucuğu da işaretleyip next diyerek devam edebiliriz. Evet kişisel bilgilerimizi doldurup next dedikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Buradan bizden ödeme bilgilerimizi istiyor. Bunun için ben kredi kartı kısmına geldim. Buraya kredi kartı numaramı yazıyorum. Ardından hemen buradaki kısma Kredi kartının son geçerlilik tarihi ve CVV numarasını yazıp Next deyip devam edeceğim. Evet, kredi kartı bilgilerimizi girdikten sonra hesabımız açılmış oldu. Şimdi hesabımız açıldıktan sonra sol tarafta şimdi iki tane kutucuk gördük, mavi ve sarı olan bu sarı kutucuğun hemen en üstünde VPS yazıyor. Şimdi buna tıklayalım, bizi farklı bir tarayıcıya gönderdi. Şimdi buradaki bize seçenekler sunuyor, yani VPS bizim notları kuracağımız sunucudaki bize seçenekleri sunuyor. Burada Hangi nodu kuracaksak, bu not bizden hangi özellikleri istiyorsa buna göre uygun olan seçeneği seçmemiz gerekiyor. İşte örneğin 10 nod için bize 4 GPU, 8 RAM, 200 SSD yetiyorsa bu ilk baştaki seçeneği seçmemiz yeterli olur. Ben yani şu an mesela bunu seçtim diyelim. Buradan hani herhangi bir tanesini seçtik, hangisini seçtiğimizin hiçbir önemi yok. Bundan sonraki işlemler tamamen aynı olacak. Bunu seçtim. Burada ilk olarak bir ay belirtmemiz gerekiyor. Ancak ay kısmına geçmeden önce şuradan size fiyat kısmını göstermek istiyorum. Şimdi benim seçtiğim bu sunucunun aylık masrafı 31 Euro'ymuş. Ancak bir de bunun üstüne ekstra olarak 6 Euro bir kurulum ücreti bizden talep ediyor. Bu bir aylık olduğu için burada 6 Euro. Örneğin 3 aya çıkardığım zaman bu daha da düşüyor. 6 aya yaptığım zaman daha da düşüyor. 12 aya yaptığım zaman bu tamamen sıfırlanıyor. Şimdi burada kuracağınız not kesin olarak örneğin 3 ay bu not kesin olarak çalışacak veya bu sunucuyu ben 3 ay boyunca kesin çalıştıracağım diyorsanız eğer hani burada 3 aylık seçmeniz daha mantıklı olabilir bu kurulum ücretini vermemek adına. Ben bunu mesela 1 ay olarak seçip devam edeyim. Daha sonra buradan bölge seçmemiz gerekiyor. Şu ana kadarki ki karşılaştığım notların neredeyse hiçbirinde işte özel olarak bölge belirtilmemişti. Ancak hani belirtilse de... Sonucu kurarken buradan seçebiliriz. Ancak dediğim gibi eğer belirtilmemişse en üstteki seçeneği yani Almanya'yı seçmemiz daha mantıklı çünkü ücretsiz. Bunu da seçtikten sonra depolama alanına geliyor. Burada SSD var ve NVMe gibi iki tane seçenek var. SSD biraz daha yavaş hani yavaş demeyelim de yani NVMe daha hızlı diyelim. Örneğin benim bu kuracağım notta benim için depolama alanının boyutu daha önemli. Dolayısıyla ben buradan SSD'yi seçtim. Devam ediyorum. Daha sonra işletim sistemimizi seçmemiz gerekiyor. Ee, Tabi işte 20.04'ü ben burada seçtim. Ee, dediğim gibi yani kuracağımız noda göre bu değişiklik gösterebilir. Ardından 5. aşamaya geldik. Şimdi burası önemli. Burası niye önemli? Şimdi bizim nodumuzun bir IP adresi var. Biz bu IP adresiyle işte ya tarayıcıdan yani kendi konsolundan veya harici bir konsolla örneğin put ile biz bu sunucumuza bağlanacağız değil mi? Bu sunucuya bağlanmak için ilk aşamada e, ne yapıyoruz işte PuTTY'ye girerken IP adresimizi yazdık, open dedik. Karşımıza böyle siyah ekran çıktı, konsol ekranı çıktı. Burada ilk kısma root yazıyoruz. İkinci kısımdan bizden şifre istiyor yani sunucu şifresi istiyor. Burada yazacağımız şifre o şifre. Yani buraya biz sunucu şifresi yazıyoruz. Dolayısıyla burada yazacağımız şifreyi kesinlikle unutmayalım. Bu bizim için çok önemli. Bunu da yazdıktan sonra geri kalan kısımlarla herhangi bir işimiz yok. Buradan sağ taraftaki Next'e basalım. Next'e bastıktan sonra karşımıza bu ekran çıkacak. Burada aslında bir fatura. Şu aşağı indiğimiz zaman buradan işte aylık olarak biz buna 37 euro veriyormuşuz. Kurulum ücreti olarak da hani bunlar vergilerle birlikte 7 euro toplam ödeyeceğimiz miktar 44.23 euro. Ben buna order by diyeceğim. Order by der demez. Hani başlangıçta bir kart bilgileri girmiştik. Oradan bu ücreti direkt olarak çekecek. Şimdi order by dedim ee, ama karşıma böyle bir ekran geldi. Ne demek? Yaklaşık olarak 48 saat içinde bu onaylanacak. Yani bunun e, onaylanması biraz zaman alıyor. Diğerlerinde olduğu gibi direkt olarak kuramıyoruz. Yani sonucumuz direkt hazır hale gelmiyor. Ee, maksimum 48 saat bekleyeceğiz burada. Dediğim gibi arkadaşlar bu onaylanma süreci 48 saat kadar bulabilir. Ben ilk olarak banka kartını dedim ve banka kartında hata verdi yani onaylamadı. Ardından kredi kartına geçtim. Kredi kartını denediğim zaman yaklaşık bir 15 dakika içinde falan onayladı. Onayladığını nereden anladım derseniz mail olarak gönderiyorlar. Yani mailimizi kontrol edebiliriz. Şimdi Onaylandığını varsayalım. Onaylandığı zaman üst taraftaki login'e basacağız. Login'e bastıktan sonra bu açılan bu ekranda sol taraftaki bu kontrol panelin hemen altındaki UR Service var. Buraya girelim. Buraya girdiğimiz zaman e, gördüğünüz gibi yani sizde burası boş olabilir eğer onaylanmadıysa. Onaylandıysa aynı benimki gibi burada bir tane e, işte sonucumuzun olduğunu göreceksiniz. Burada IP adresimiz var. Bizim için en önemli olan kısım bu. Bu IP adresi ile birlikte bir sunucumuza bağlanacağız. Onun haricinde burada göstermem gereken bir şey varsa bu manage var mesela. Manage'in altında e, işte reinstall kısmı var mesela. Bu reinstall'a basarak işte e, şu şekilde hatta Mesela ben reinstall dediğim zaman, burada benden sunucu şifremi istiyor. Sunucu şifremi girip start install dediğim zaman sunucumu ilk baştaki haline çevirecek. Yani biz mesela normalde atıyorum DigitalOcean'da bir sunucu kiraladığımız zaman ve nodu kurarken bir yanlışlık yaptığımız zaman sunucuyu komple silip baştan yükledik. Ama burada öyle bir seçeneğimiz yok. Dolayısıyla manage'e gelip reinstall yaparsak eğer sunucumuz ilk haline dönmüş olacak. Şimdi buradan geldik ip adresimizi kopyaladık. Ardından putiye giriş yaptık. Putiye IP adresimizi yapıştırdık. Open dedik. Şimdi açılan bu ekranda buraya root yazıyoruz. Ardından bizden şifre istiyor. Bu şifreyi de sunucumuzu kurarken zaten oraya yazmıştık. Şifremi de yazdıktan sonra enter diyorum. Ve bu kadar basit sunucumuza bağlandık. Ponta da sunucu kiralamak işte bu kadar basit arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kripto Kurdu YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir soru varsa Not Telegram kanalımıza veya yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın.